Merhaba, Perspektif'te yeniden sizlerleyiz. Kişisel gelişim uzmanı Ömer Uzunoğlu ile bu hafta beden dili 2'yi konuşacağız. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Dostlarım merhaba. Bu hafta Perspektif'te yeniden sizlerle birlikteyiz. Demin Tutku'nun söylediği gibi beden dilini işleyeceğiz. Yalnız bu haftaki beden dilinde hareketleri ayakta bir kısmını ben göstereceğim. Bir kısmını oturarak göstereceğim. Ve şuna şahit olacaksınız ki insanın söylediği değil, vücuduyla ifade ettiği şeyler çok daha etkili. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Birinci programda yani geçen hafta şundan söz etmiştim ben programa girerken. Demiştim ki iletişimde üç farklı kanalı kullanıyoruz. Bir, vücut dili %60 en etkili olanı. İki, kelimeler %10 iletişimde etkili. Üç, tonlama yani ses, vurgu ve tonu %30 etkili. Dolayısıyla benim söylediğimle vücut dilin farklı olduğunda emin olmanızı isterim ki vücut diline göre sizler şekil alacaksınız. Veya benim hareketlerime göre, vücut hareketlerime göre söylediğimi değil de hareketlerimle orantılı olarak kararlar vereceksiniz. Bugün aslında bunu kamera karşısında test etmeye, denemeye çalışacağız. Ben yıllardan beri bunu daha önce özellikle okullarda, sivil toplum örgütleriyle veya iş adamlarıyla yaptığım farklı toplantılarda çok farklı insanlar üzerinde test ettim, denedim. Dolayısıyla belki bugüne kadar hiç şahit olmadığınız bir şeyi bugün izlemiş olacaksınız. Geçtiğimiz hafta bıraktığımız nokta manipülasyondu, değil mi Evet Tutku? Ömer Bey. Manipülasyonla başlayalım. Mesela manipülasyonda birini manipüle edecekseniz omuzuna dokunduğunuzda onu aslında iki farklı biçimde uyarıyorsunuz. Bir, sen bu işi rahat başarabilirsin aslanım. Yani bu iş senden geçer. Daha önce sen bunun benzerini başardın. Bunu benzer olarak yine başaracaksın. Veya sen bu işi bana bırak. Ben bu işi kesin hallederim. Yani siz orada üstün olduğunuzu aslında onun üzerinde bir güç olduğunuzu omuzuna vurarak ikna ediyorsunuz, vurguluyorsunuz. Yani ben bu işi beceririm. Ben hallederim. Sen bana bırak gibi. Aslında bu bir manipülatif harekettir. Normal bir hareket değil doğal olarak. Şimdi bir de burada biz genellikle elimizi böyle vururuz göğsümüze. Yani yapı olarak isteyerek değil de irademiz dışında bunu bilinçli kullananlar var. Yani profesyonel konuşmacılar, siyasetçiler, kişisel gelişim uzmanları veya psikologlar bunu bilinçli olarak yapabiliyorlar yani göğüse vurma hareketini. Burada aslında biz zamiri var. Yani biz bunu hallederiz. Biz bunu çözeriz derken işin en ilginç tarafı biz diye hitap ettiğimiz şey aslında bendir. Yani muhatabınıza siz üstün olduğunuzu manipüle ederek belirtiyorsunuz. Biz bırak sen bize. Biz bunu çözeriz. Bilmiyorum hatırlayabildiniz mi ekranlardan yani. Bunu çok yapan siyasetçilerimiz var bizde. Dolayısıyla o biz derken kendini kastediyor. Yani kendisinin daha üstte olduğunu, daha akıl dane olduğunu size ispatlamaya çalışıyor. Tabii bilinç altınıza giriyor. Fakat siz bunu fark edemiyorsunuz. Çünkü biz derken göğsünde tutuyor. O biz zamiri özde bendir. Yani ben bu işi beceririm. Ben bu işi yaparım. Sen kaygıya kalma. Sen bana güven. Ben çok daha iyi şeyleri başardım. Becerdiğim gibi veya ben senden çok daha veya ben sizden çok daha üstteyim ve üstünüm gibi bir açılımı ortaya koyar. Bir de mesela bir şeyi ifade ederken rakamlarla söylerseniz mesela bakkala gidip 4 ekmek aldım dediğinizde bir insanın bir kulağından girer diğerinden çıkar ama 4 parmağınızla gösterdiğinizde bu bilinç altında iz yapar. Yani bilinç ve bilinçaltı bunu kabullenir. Bu 4'ü hiç unutmaz. Diyelim bir kazaya şahit oldunuz veya kaza yaptınız Allah korusun. Kazayı anlatırken düz anlattığınızda kaza olduğunu insanlar duyar, hisseder ve geçer ama kazanın büyüklüğünü elinizle tarif ettiğinizde veya bir balığın büyüklüğünü elinizle tarif ettiğinizde onu insanların unutabilme şansları çok daha azdır. Yani insanın zihninde hem bilinç hem bilinç altında çok daha etkili ve fazla kalır. Yani kocaman bir kaza gördüm veya kocaman bir balık yakalandı veya yakaladım veya pazarda gördüm. Balıkçıda gördüğüm gibi yani el hareketleriyle eğer siz bunu sabitlerseniz kesinlikle zihinde daha çok kalır. Ben geçen hafta da belirtmiştim. Bazı konuşmacılar aslında ellerini böyle havada tutup
şu hareketi yaparlar iki parmağı birleştirmeden. Buradaki espri şudur. Eğer bu işi profesyonelce yapıyorsa, yani bu ilmi biliyorsa, ben düşüncelerimi burada tutuyorum diyor size. Bunu belirtiyor. Eğer bilmiyorsa bilinçsiz olarak yapıyor. Stresini atmak için de konuşmacı genellikle elinde kalem tutabilir. Ben de zaman zaman tutarım, bağışlayın. Farkında mısınız? Yani bu nedir? Stres atmadır yani. Kağıdı tutmak stres atmadır. İşte o düşünceyi de akıllı konuşmacı böyle parmaklarını şöyle yaklaştırarak arasında tutar yani. Size anlatırken sizin zihninize oturması için, sizin onu algılayabilmeniz, anlayabilmeniz için böyle parmaklarını birleştirmeden tutar. Bu da çok güzel bir aslında muhatabınızı belli noktaya çekme veya öğretme tekniklerinden birisidir. Şimdi bir işaret daha vardı. Mesela bir insan şu hareketi yaptığında, yani şunu yaptığında sizi dinlediğini rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bir insan o sus işareti var, bilirsiniz eskiden özellikle hastanelerde vardı. Bunu yaptığında kendisini susturmaya çalışıyordur. Yani bir şeyi konuşacaktır. Eğer programı yöneten insansa muhatabına söz vermiştir. Onun sözünün bitmesini bekliyordur. Kendisini kontrol etmek için ya bilinçli veya bilinçsiz, profesyonelce yapan insanlar bu işi bilir. Diğerleri de iradesi dışında bilinçaltıyla yapar, böyle yapar. Bu kendini susturmaya çalışıyordur. Şu da çok enteresan, ileride geleceğiz. Bunu çok görürsünüz. Algılayabildiniz mi bilmiyorum. Bazen böyle yaparız. Bu inanmadığını söylüyor karşıdakine. Bilinçli değil, bilinçsiz. Yani yalan söylüyorsun diyor. İnanmıyorum diyor. Hatırladınız mı bu hareketi? Hiç yapan oldu mu muhatabınız karşınızda? Bu da odur. Yapı olarak. Şu hareket bir şeye dikkat çekmek için yapılan harekettir. Yani bir şeyi eğer konuşmacı veya siyasetçi veya herhangi bir toplum, sivil toplum örgütü temsilcisi bu hareketi yapıyorsa veya bir öğretmen, size o konuda dikkat çekmek için bu hareketi ortaya koyuyordur. Şunu yapıyorsa bu çok tehlikeli. Bu suçlama hareketidir. Yani bu hareket muhatabınızı veya muhataplarınızı, karşınızdaki insan veya insanları suçlama hareketidir. Yani bu biraz tehlikeli. Çok iyi bir hareket değildir. Şimdi iletişimde dedik en etkili olan dil beden dili. Şimdi ben arkadaşlardan, Celal bir arkadaşı yukarıya çağırırsak lütfen. Şimdi bugün ilginç bir deneyim yapacağız dostlarım. Ben bu programları yaparken genellikle bahsettiğim gibi okullarda veya sivil toplumun var olduğu yerlerde veya bir kısım konferans ve söyleşilerde rahatlıkla o kalabalık kitlelerle yapabiliyorum. Ancak bulunduğumuz yer, takdir edersiniz ki, televizyon kanalı, burası stüdyo. Şimdi daha önce biz Tutku'yla bir hareket yaptık. Fakat istiyorum ki, yani yalnız Tutku bu işin içinde olmasın. Bir başka arkadaşımız daha olsun. İnşallah şu anda televizyonda görev yapan arkadaşlarımızdan birisi gelecek. Kendi de olayı bilmiyor. Çünkü bunu daha önce anlatmak etik değil. Ve işin esprisini bozar. Belki siz de hayatınızda ilk defa göreceğiniz hareketlerle karşı karşıya olacaksınız. Evet, Yalçın Bey geliyor. Yalçın'ı siz ekranlardan, haber programından. Hocam merhabalar. Merhaba, tanıyorsunuz. Sağ olun. Ben her zaman iyiyim. Of, bunu alalım. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Sağ olun. Bunu ben üzerime alayım. Seste problem var mı Yalçın? Pardon. Celal, şimdi Yalçın'ım çok basit. Şöyle karşıma geç. Şimdi Yalçın, sen de profesyonel bir adamsın. Estağfurullah. Yani ekranda ki haber okuyan yıllardır bir insansın. Ben de bu işi yıllarca yapan bir adamım. Aslında amatör olsa çok daha kolay. Fakat seni kandırmak kolay değil. Ama kandıracağım. Biraz gelin hocam. Şimdi benim bulunduğum alan benim rahat alanım Yalçın. Yani ben son derece rahatım. Aslında sen de çok rahatsın. Ekrandan dolayı, ama emin ol sen stres alanındasın. Evet. Yani sen şu anda yaşayacağını bilmediğin için. Bilmiyorum, evet. Yalçıncığım, beden dili şu. İletişimde biz 3 farklı dil kullanıyoruz. Bir, ses, konuşma yani. %10'unu kapsıyor. Yani bir iletişiminin %10'u ses, konuşma. Tonlama, sesin tonlaması, kelimeler bağışla %10. Ses ve tonlama %30. Beden dili %60 etkili insan üzerinde. Ve şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim Yalçın. Ama sen onun karşılığında benim hareketime göre, söylediğime değil de gördüğüne göre cevap vereceksin. Yalçın, bir elde kaç parmak var?
Tamam, bak Yaşar, yani bir elde 10 parmak var. Evet. Peki Yalçın'ın bir elde kaç parmak var? 5. Niye 10 dedin Yalçın? 2, tamam. Evet. Yalçın 10 elde kaç parmak var? 10 elde 100 parmak var. Tabii, bakın. Değerli dostlarım, evet, konuşmadı ki profesyonel, bakın Yalçın. 10 elde 50 parmak var Yalçın. Bir elde 5 parmak var, 10 elde. Evet. Ama sen onu görünce 100 dedin, doğru mu? Yalçın, şimdi sen de bir deneme daha yapalım. Tabii. Peki. Yalçıncığım, ben ne söylesem tekrar et. Tabii. Aynısını tekrar et bak. Ne duyarsan onu söyle. Yalçın, elma. Elma. Armut. Armut. Şeftali. Şeftali. Muz. Muz. Bu kaç? 5. Yalçın, ben sana bu kaç dedim. Bak dikkat et. 5'i gösterdim ama ben sana ne diyorum? Ağzımdan çıkarı tekrarla. Bu kaç? Bu kaç diyorum Yalçın. Yalçın, seni şöyle 2 dakika alalım. Testi devam edelim. Ondan sonra sen de gel Tutku. İfade alanına gel. Şimdi Tutku'yu alıyoruz. Yalçın, anlayabildin mi olayı? Çok farklı bir şey. Bak izle şimdi. Tutku, ben eczacıyım hayalet kızım. Ben bir eczacıyım. Eczaneye geldim. Allah korusun, sen sağır ve dilsizsin. Benden nasıl istersin diş fırçasını Tutku? Yani nasıl anlatırsın sağır dilsiz olarak? Böyle. Bu şekilde. Peki. Tutkucuğum, şimdi gittik. Bir saat sonra ama bir insan olarak geldin eczacıyım. Tamam. Benden nasıl istersin diş fırçasını? Siz? Ben yine eczacıyım. Ha, geldin. Ama insan olarak nasıl istiyorsun benden? Bu şekilde. Tabii bak, alkışlayalım bak. Ama insanlar konuşurlar aslında. Evet. Bakın. Tutku sağdilsiz olarak geldi, gösterdi değil mi? Elim ne yaptı Tutku'yu? Kandırdım. İkincide ne dedim? Tutku dedim, sen ama olarak geldin. Sağdilsiz demedim Yalçın. Ne yaptı? Yine böyle yaptı. Niye? Elime bakıyor. Evet. Söylediğime bakmıyor. Yani ama insanlar konuşur. Doğru mu Tutku? Doğru. Peki şöyle geçelim. Gel bakalım Yalçın. Ya çok basit ya. Tarihle aran nasıl Yalçın? Çok olmasa da iyi de. İyi mi? Yani orta seviyede. Tamam. Tarih hocanı inşallah dinlemiyordur yani. Evet. Utanır belki. Evet. Sana tarihten bir soru soracağım ama. Çok basit Yalçın bak. İnan. Çok basit. Kurtalmış oğlu Süleyman Bey'in babasının ismi ne? Hiç duydun mu kurtalmış oğlu Süleyman Bey'i? Kurtalmış oğlu diyorum. Bak. Süleyman oğlunu söylüyorum. Babası kurtalmış. Kurtalmış oğlu diyorum. Babanın ismi kurtalmış, evet, Yalçın. Evet. Anladın mı Yalçın? Evet. Peki. Yalçın, bir yazmak için bize kaç tane bir lazım? Nasıl yani? Yani bir yazacağız ya. Hı-hı. Bize kaç tane bir lazım? Bir yazmak için. Bir tane. Bir tane. Evet. Peki iki yazmak için kaç tane iki lazım? Bir tane. Yine bir. Peki 22 yazmak için kaç tane iki lazım? Ya 22 yazıyoruz. 2 kaç tane? Bir kalemle 22 yazabiliriz. 2 tane 2 lazım. Ya yanlış söylemiyorum bak. 22 Yalçıncığım, yani 2 tane lazım. Peki 333 yazmak için kaç tane 3 lazım bize? 3 tane. 444 yazmak için kaç tane 4 lazım bize? 4. 545 için kaç tane 5 lazım bize? 545. Pardon, 555 için kaç tane 5 lazım bize? 5. Peki. 666 için kaç tane 6 lazım? 6. Yalçın bak, yanlış yapıyorsun. 3'ten sonra hepsi 3. 444'te 3 tane 4 var. Tamam. 545'te 3 tane. Oluyor mu? Evet, evet. Bak sen bu kadar rahat bir adamsın. Aynen. Yıllardır ekranlarda haber sunuyorsun. Evet, evet, evet. Ama bir türlü söylediğimde uyum sağlayamıyorsun. Evet. Çok ilginç neden bir şey. Neden hocam bu? Yalçın'ım o kadar net ki beden dili sözü geride bırakıyor. Yani söz anlamsızlaşıyor. Sözü duymuyorsun. Neye görürsen ona odaklanıyorsun. Odak noktanı olunca bu sefer hata yapmaya başlıyorsun. Hata değil de gördüğünü tekrarlamaya başlıyorsun. Duyduğunu değil yani. Bir elde kaç parmak var dedim. 10 dedin, aslında 5. Diyorum ki 10 elde kaç diyorum. 100 diyorsun bak, niye? Onu gördün ya Yalçın. 10 çarpıyorsun 100. Yalçın, söylediğimi söyleme. Tersini söyle. Mesela 20 ile 2'yi çarpma Yalçın. Çarptın mı kafandan Yalçın? Tabii. Bak yapma dediğim halde yaptın değil mi? Yalçın, kırmızı fili düşünme. İzleyiciler de şimdi görüyorlar. Düşündü mü kırmızı fili? Tabii. Bilinçaltı değil mi? Yani istemesen de, yani ben ne söylesem onun mutlaka zıttını veya tersini yapıyorsun. Yani yapma dediğimi yapıyorsun. Yap dediğimi de yapma dediğimi. Bir de öyle bir yapı ki zihin Yalçın'ım. Bizde mesela tatlı yeme dediğimde zihin tatlı yeyi alıyor, yemeği almıyor. Yani hani o olumlu eki alıyor. Olumsuz eki reddediyor. Yok diyor. Geliyorum Yalçın, evet. Gitme. Tamam.
Tabii testler. Nasıl devam gidiyoruz? Testler devam ediyor. Edelim mi, bırakalım mı? Sınıfta kaldık. Evet. Peki. Şimdi Yalçın'ım, söylediğime doğru cevap verme. Yani 2 kere 2 4 deme bana. 5 de 6 de 7 de 8 de mesela. 3 kere 3 9'sa sendeki 10 de 12 de 14 de. Yalçın'cığım, kamera. Kamera değil de veya başka bir şey söyle isim olarak. Mikrofon. Ha, mesela mikrofon, mesela ayakkabı. Eldiven. Yaşa. Mesela ismin neydi bağışta? Yalçın. Bak diyor ki ben sana söylediğimi söyleme diyorum Yalçın. Yanlış cevap ver diyorum, bak yine doğruyu cevap veriyorsun. Evet. Peki. Hocam enteresan yani. Bu ne, bilinçaltına farklı yönden mi girmiş hocam? Evet, yani. Anlayamadım. Evet, anlayamazsın da. Şimdi Yasin, bir şey daha söyleyeyim. Ama şöyle, bunu yaparken sana ben bir şey soracağım. Geçen sene lisede bir program yapmıştım. Yine şeyi söyle. Yani benim söylediğimin doğru olarak teyit değil de yanlışını söyle. Aynı rakamlar gibi. Mesela ben elma dersem sen atıyorum armut de. Şeftal de, yani ayakkabı dersem elbise de, yani tam zıttını söyle ama mesela elma diyelim aynı. Sen armut de mesela. Şeftal diyeyim. Sen başka bir şey söyleyebilir. Peki. Nar dedin. Geçen sene lisede bir program yapmıştım. Kamera çekmişti Yalçın. Var mıydın o programda sen? Yani o çekimde var mıydın lisedeki programda? Şimdi buna yok desem nasıl olacak? Var desem. Bilmiyorum ben. Yani var mıydın? Hatırladın mı o TV1'in çekiminde? Röportaj. Yani var mıydın? Yok muydu? Doğruyu söyledim. Bak ben sana diyorum ki söyleme doğruyu diyorum ya. Zıttığını söyle. Var mı demeliyim? İşte var mı? Vardı, vardım diyeceksin. Yapmadı ki TV1. Yok. Ben lisede program yaptım ama TV1 orada yoktu. Hocam vardım diyecektin. Yani ne söyleyecek zıttı yeter Yalçın, bu kadar sana. Sen geri çekil. Hocam bu bilinçaltıyla. Bu müthiş bir şey. Bu vücut dili Yalçın'ım. Hiçbir şekilde. Bu vücut dili insanların bilinçaltına girmeleri toplum yöneticilerinde, siyasetçilerinde hep bu tekniklerle oluyor. Veya bir kısım ilim, bilim adamlarının da insanları etkilemeleri hareketlerle oluyor. Yani mesela demin ben anlattım, sen belki aşağıda görmedin. Bunu yapan siyasetçi, yani ben derken, biz derken kendinin yüce olduğunu ifade ediyor kitlelere. Mesela şu hareketi yaparken Yalçın, karşıdaki insanlara kendisinin üstün olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Şunu yapan iyidir ama. Evet. Şimdilik bu kadar bilgi yeter Yalçın. Hocam teşekkür ediyorum. Ben çok İyi teşekkür yani. Ediyorum. Seni yordum. Sağ ol Yalçın. Tutku sen de çok arzeledin değil mi? Peki. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Anladın mı bir şey? Ya bilinçaltı çok etkili o zaman. Olağanüstü. Yok, bilinçaltı demeyelim de Tutku. Daha çok vücut dili diyelim yani. Bilinçaltı olarak konuşmayalım da. Yani vücut dilinin hakikaten çok etkili olduğunu çok rahatlıkla yani insan anlayabiliyor veya hissedebiliyor veya görebiliyor. Tutku, 1-2'den çıkarsa kaç kalır? Doğru söyleme, yanlışı söyle. 1-2'den çıkarsa kaç kalır? 1 kalır. Ya doğruyu söyleme diyorum Tutku, ne olur 3 de ya Allah'ım ya. Yine aynı hatayı yapıyorsun ya. Burada acaba insan ne düşünüyor hocam? Ya bir tek gördüğünü yorumluyor. Tutku şeyi değil. Ne söylediğimi değil de neyi gördüysen. Yani, ki ben elimle bir yapmadım sana ki bari onu bil diye. Yani 2'den 1 çıkarsa kaç kalır derken bunu yapacağım. Sen 1 dersin diye çektim elimi ama yine dayanamadın. Yine doğruyu söyledin. Yani söyleme dediğim hani. Yani beden dili kızım insan üzerinde olağanüstü etki. Yani sözler veya vurgudan ziyade özellikle beden diliyle insanlar çok rahatlıkla etki altına alınabiliyor. Çok rahatlıkla olumlu veya olumsuz olarak yönlendirilebiliyor. Dolayısıyla gerçek anlamda çok kolay şeyler değil bunlar. Umarım ben insanlar olumsuz insanların veya yanlış düşünceli insanların vücut hareketlerinden etkilenerek yanlış şeyler yapmazlar. Çünkü son derece önemli şeyler bunlar. Yalçın ki yıllardan beri biliyorsun sen bu işin gerçekten tecrübeli insanı. Fakat o bile vücut diline girdiğinizde etkilenebilir. Yani çok enteresan. Bir de yalnızca kelimelerle konuşmaya gerek yok Tutku. Yani hareketlerle bile insanları yönlendirebilirsiniz. Yani insan hiç kelimeleri kullanmadan yalnızca hareketle karşısındaki muhatabını şekillendirebilir mesela. Evet. Ne yapıyorum ben?
Yani kalk demek. Bak kalk yani bak kalk. Bak bu yani kalk diyor anladın değil mi? Bak bunu yaparım mesela otur diyor gruplu olduğumda ben. Bunu yaparım otur öndekine derim ki mesela kalk derim. Sen program yaptığın için onu beceremedin. Önde oturan adama bunu yapıyorum kalkıyor. Otur diyorum oturuyor. Yani hiç konuşmadan bile rahatlıkla anlaşabiliyor insan. Evet aslında. Mesela çok enteresan bir şey. International diyelim bir sanki dil. Özellikle geçen hafta galiba anlattım. 5 yıldızlı otellerde çalışan bayanlar var. Hı hı. Onlar bir kelime İngilizce bilmezler çoğunluğu. Muhataplar da Türkçe bilmezler ama çok güzel anlaşırlar yani şeyde otelde. Sırf hareketlerle çok rahatlıkla bunu becerebilirler yani. Bunda hiçbir beis yok veya hiçbir sıkıntı yok. Yani aslında duyduklarımızdan ziyade gördüklerimize etkileniyoruz. Yani hangi dili konuştuğumuz değil de vücut dilimiz nasıl biçim ve şekil verirse tutku biz ona ama göre şekilleniyoruz veya ona göre biçim şekil alıyoruz. Yalçın aklıma geliyor sonra güyüyor. Şimdi biraz konuyu böyle esneteyim, hep hareketle gitmeyelim. Yaratılış olarak kadınlar ve erkekler ayrı. Mesela kadınlar günlük 25 bin ortalama kelimeyle kullanır, gününü geçirir. Bazen bu 50 bine çıkabilir. Erkeklerin ortalama tutku kullandıkları kelime miktarı 10 bindir. Yani 10 bin farklı kelime demiyorum bakın. Yani 10 bin kelimeyi konuşabilir. Kadınlar genellikle 25 bin ile 50 bin arasında kelime kullanırlar. Şimdi bir erkek akşama kadar zaten 10 bin kelimeyi rahatlıkla kullanır. Motoru artık adam koparır, sarar, eve gider. Şimdi kadın eğer bir iş yerinde çalışıyorsa yani bu 25 bin kelimenin yani boğsanız 10 bin kelimesini ancak kullanır. 15 bin duruyor eve. Eğer çalışmıyorsa ev kadını ise bir tek çocuklar işte okulu gönderip gelirken, telefonda görüşürken veya komşularla bir 4-5 bin kelime kullanır tutku. 20 bin kelimeyi akşama saklar. Şimdi akşama adam geldiğinde sıfırlamıştır. Yani 10 bin kelime bitmiştir. Kadının en çok bittiyse çalışıyorsa 10 bin, çalışmıyorsa 3-4-5 bini bitmiştir. 20 bin duruyordur şu anda. En büyük sıkıntı burada çıkar. Kadın süreç odaklıdır. Yani konuşarak rahatlamak ister. Erkek sonuç odaklıdır. Sakin bir ortam. İn ister gidip oraya dinlenmeyi ister. Burada olağanüstü bir çatışma başlar. Benim tavsiyem hanımefendilere yani ben bugüne kadar hayatımda 20 bin kelimeyi aynı anda dinleyecek bir şey görmedim. Bir insan erkek görmedim. Bir de mesela bir erkeğe sorsanız günün nasıl geçti diye geçen hafta belki söyledim. Evet. Der ki iyi, kötü işte veya şöyle böyle der. Bir kadına sorsanız eğer çalışıyorsa en az bir saat o gidip gelişini anlatır ama dinleyebilecek birini bulursa çok rahat anlatır. Bulamazsa bir biçimde onu mutlaka harcamak, çıkarmak zorundadır. Ben her zaman diyorum, bunu defalarca konferansta da anlattım. Lütfen erkekler eve gelirken 9000 kelime gibi kullansınlar. Bir 1000 tane stepney alsınlar. Eve geldiklerinde eşleriyle o 1000'i kullansınlar ki kadınlar yoksa çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirler. Bu bağlamda erkekler de çok ciddi sıkıntılar yaşarlar. Hocam siz bunu anlatırken örnek veriyorum gün sonunda evde akşam annemle konuştuğumuzda günün nasıl geçti? Biz de bayağı böyle 2-3 saat sürüyor annemle. Yani her şeyi konuşuyoruz. Ne kadar güzel. Giderken bayan. Şu oldu, işte otururken şu oldu, işte şu geldi, bu gitti. Babama diyorum ki mesela günün nasıl geçti? Dediğiniz gibi sadece iyi. Yani babamla bu sadece kadar. Ortalama belki 50 kelime falan sohbet edebiliyoruz. Ama sizin avantajınız şu tutku. Tabii sen evlenene kadar annen avantajlı. Evlenene kadar siz birbirinize deşarj ediyorsunuz. Biz, evet annemle sıkıntı dediğiniz ama gibi oluyor. Ama sen evlendikten sonra yani, babanın işi çok zor. Yani başlayıp akşama kadar olan her şeyi konuşuyoruz. Ama babamın ağzı böyle cımbızla yani. Böyle tek dediğiniz ben? Gibi işte ama iyi. Ama şimdi kötü. Baba biraz rahat tutku. Sen gittikten sonra olacak baban daha mı düşünüyorum ben? Ya biz annemle birbirimizi tamamlıyoruz ama ikili ilişkilerde dediğiniz gibi biraz zor. Şimdi dört bayanın oturduğu bir masayı hayal edelim. Bir de dört erkeğin oturduğu masayı hayal edelim. Şimdi dört erkeğin oturduğu masada erkeğin herhangi bir hepsi böyledir. Bir konuşur, bir şeyi söyler, iki defa dinler yani çevredekiler ne diyecek diye. Şimdi dört bayanın olduğu bir masada hiçbir herkes zaman uğultu eksik olmaz. Hepsi aynı anda konuşur. Erkek bir tek insanla, muhatabıyla konuşabilir. Yani dört arkadaş oturuyorsa sağdaki eğer bir şey sorarsa veya söylemesi icap ederse ona söyler. Karşısındakine söyler, soldakine söyler diye. Ama bayan
aynı anda herkesle iletişim kurar ve konuşur ve dört bayanın olduğu bir masada hiçbir zaman gürültü eksik olmaz. Yani mutlaka bir ses şeyi vardır, yoğunluğu vardır. Bu başka hiçbir çaresi yoktur. Dediğim gibi erkek bir tek muhatabıyla o iletişimi kurarken kadın aynı anda bütün bayanlarla yani laf anlatır ve hepsiyle rahat iletişim kurar. Bir sıkıntı da olmaz yani. Hepsine sağa döner, sola döner, önüne bakar ama hepsine laf yetiştirir ve şey problemini anlatır veya dinler. Yani mutlaka o sorun ya anlatılır ya dinlenir. Allah öyle bir yaratmış ki bunu engelleyebilmemiz mümkün değil. Ya ben karşımdakiyle konuşurken mesela diğer yanımdaki karşısındakiyle konuşurken bile ben o tarafı dinleyip yorum yapabiliyorum. Bayan oluyorsun. Ben de öyle bir yeti yok. Ben ancak birine yani o da sorarsa veya söylemem gerekiyorsa Tutku bir tek erkekle diyelim. Bayan olan diyalog farklı da yani bir tek erkekle muhatap olabiliyorum. Ama kadın aynı anda her tarafıyla çok rahatlıkla muhatap olur. Şimdi çok ilginç bir şeye daha geleceğiz. Dört farklı insan modeli vardır. Kişilik olarak. Bunu dörde ayırıyoruz. Öyle tahmin ediyorum ki ben hem kendi kişiliğinizle ilgili bir bilgi sahibi olacaksınız şimdi. Hem de diyelim ailenizdeki fertlerle ilgili veya dostlarınız, arkadaşlarınızla ilgili kişilerle bir fikir oluşacak. Onların kişiliğiyle alakalı gerçek kimliklerini hissedeceksiniz şu anda. Şimdi dört farklı kişilik türü var. Bir kırmızı kişilik, yani kırmızı kimlikli kişilikler. Bu insanların en büyük özellikleri, ben kafama koyduğumu yaparım. Yani ben bu işi bitiririm. Ya işte sabaha şöyle bir problemimiz var, bunu çözeceğiz. Çözeriz abi. İyi ama yani yarın Amerika'ya uçmamız lazım. Yani orada bir görüşmemiz var diyelim. Yurt dışına çıkacak kapasitede bir insandır. Gideriz abi, hiç problem yok. Uçakta yer olmazsa ben bulurum abi. Yani ben bulurum mutlaka. Yani onun bütün şeyi ben yaparım. Yani bu işi hakikaten beceririm. Böyle bir olağanüstü bir özgüven vardır. Kırmızı kişilikli insanlarda ama bunların yalnızca konuşmaları veya ortaya koyduğu eylemler değil, yürüyüşler de aynıdır. Yani bir kırmızı kişilikli insan yürürken vücudunun bütün uzuvlarını aynı anda oynattığını çok rahat hissedersiniz. Yani yapı olarak gerçekten hem konuşma babında daha özgüvenlidir, daha nettir. Yani mutlaka kafama koyduğumu yaparım. Böyle bir kişiliğe sahiptir. Yürüyüşü de aynı onun paraleldir. Farklı değildir. Yani o insanın genel yapısını yürüyüşünden, konuşmasından, davranışından, oturup kalkmasından anlayabilirsiniz. Şimdi bunların karşısında, kırmızının karşısında yeşil kişilik sahibi insanlar vardır. Şimdi bu kırmızı veya yeşil dediğim dört farklı rengi sayacağım. Yalnızca erkek veya bayana müşahhas değil. Yani kırmızı kişilikli erkekler de vardır, bayanlar da vardır. Şimdi bir de yeşil grubu var. Bunlar daha çok sevecen, cana yakın, anlayışlı, daha böyle itaatkar, daha uyumlu tiplerdir yeşil olanlar. Kırmızıların zıttı bunlar. Yani onlar ne kadar net böyle hallederiz, yaparız derse bunlar daha temkinli, daha tedbirli, daha sevecen, daha içten, daha yumuşak, daha kolay anlaşılabilecek kimliğe, kişiliğe sahip insanlar. Daha barışçıdır bunlar. Ama kırmızılar daha çok yani sıkıştığı anda veya kafası bozulduğu anda kavgadan yanadır. Hiçbir sıkıntısı yoktur yani girer. Ölümüne de olsa girer ama şey öyle değil. Yeşiller daha böyle barışçıl, daha yumuşak, daha muhafazakar yapıdaki insanlardır. Bunların yürüyüşleri deprem yaşadık Allah korusun inşallah bir daha böyle bir şey Rabbim yani yaşatmaz. Çok kolay bir şey değil. Bu arada ölenlere de tabii rahmet diliyoruz. Yaralı olarak çıkanlara veya çıkacaklara da Allah'tan hayırlı iyilikler diliyoruz, hayırlı ömürler diliyoruz. Umarım daha büyük, beter bir şey olmaz. Yeşillerin yürüyüşleri çok sakindir. Yani kırmızılar ne kadar böyle hızlı ve dağınık, sert yürürlerse yumuşak olan da yeşillerdir. Daha sakin, daha dikkatli, daha böyle yumuşak hareketlerle yürümeye çalışırlar. Zaten bir insanın yürüyüşünden kişilik olarak kırmızı mı yeşil mi anlayabilirsiniz. Yani set net giden de daha böyle yumuşak, elastiki, daha sade yürüyüşten yeşilleri anlayabilirsiniz. Şimdi kırmızılar çok net hayır derler.
veya evet derler ama yeşiller böyle karşımdaki insanı kırmayayım, onu üzmeyeyim diye daha dikkatlidir. Bir şeye evet veya hayır derken ona bir zarar verir miyim acaba? Ona bir sıkıntı oluşturur muyum veya yaratır mıyım diye korkarlar. Şimdi kırmızıyla yeşilin daha net halini şöyle anlatayım ben. Mesela kırmızı karakterli bir diyelim insan, özellikle erkek, 3-4 arkadaşını yemeğe davet ettiğinde hiç düşünmez ki yani bunlar gelir mi gelmez mi, bir işleri var mı, koluna girerseniz zorla götürür hadi gidiyoruz yemeğe diye. Şimdi yeşil karakterli bir insan, bayan olsun erkek olsun, birini veya birkaç kişiyi yemeğe götürecekse, davet edecekse mutlaka düşünür 3-5 kere. Ya acaba işleri var mıdır, acaba zamanları uygun mudur, acaba ne bileyim ben bütçeleri uygun mudur, acaba ben davet ettiğimde onlara sıkıntı verir miyim gibi farklı düşüncelere dalarlar ve çok dikkatli, çok titiz biçimde onları yemeğe davet ederler. Şimdi siz kırmızıyla restorana gittiğinizde kontrol kırmızıdadır bir kere. Yani size hiçbir zaman o kontrolü vermez ve diyelim çorba söyleyecektir yemek öncesi. Çorbadan başlar, yeşil der ki bu arada ya acaba ben yemesem olur mu? Yok iyi gelir der ya. Ye çorba, çorbayla başlar der. Yani kontrol elindedir. Şimdi burada şöyle bir şey çıkıyor. Kırmızılar kontrolü ele almak ister, yeşiller vermek ister. Dolayısıyla alan memnundur, veren memnundur. Yani şey yok, arada bir sıkıntı yok. Yani alan da istediğini alıyor, veren de istediğini veriyor. Dolayısıyla alan veren memnundur, bir sıkıntı yok. Çünkü farklı karakterde oldukları için anlaşmaları bu noktada daha kolaydır. Ama ikisi de sert olsa veya ikisi de o karakterde yumuşak olsa, anlayışlı olsa biraz daha uyum zor olur. Ve öyle enteresandır ki. Kırmızılar yeşilleri, yeşiller kırmızıları çok çeker. Niye? Kendinde olmayan özellikler muhatabında olduğu için, evlenirken de böyledir yani, flörtte de böyledir yani insanlar. Zıt karakterler. Şimdi üçüncü boyut vardır, maviler. Buna çok tertipli, çok temiz, erkek de aynıdır, bayan da aynıdır. Çok dikkatli, oturup kalkmalarına çok dikkat ederler. Giyimleri böyle pırıl pırıl tertemizdir her zaman yapı olarak ve düzenli insanlardır. Dağınık değillerdir bu insanlar. Şimdi bu insanları nasıl tanırız? Şuradan tanırız. Sizin de çevrenizde vardır. Mesela bu insanlar cüzdan kullanırlar. Cüzdan kullanırken paraları küçükten büyüğe doğru böyle çok düzgün bir şekilde dizerler. Ve Atatürk resimleri hepsinde aynıdır. Yani cüzdanını gördüğümde ben anlarım. Yani bu karakter olarak mavi mi değil mi? Mavi ise eğer çok düzenlidir. Bir de sarı grup vardır biliyor musunuz? Onlar böyle neşeli, hoyrat, hoş sohbet. Yani o kadar hoşunuza gider ki aslında sarılar. Yani onların bulundukları masada aynı erkek olsun bayan olsun bayanların masası gibi hep böyle neşe vardır, cıvıltı vardır, ses vardır, gülmek vardır, eğlenmek vardır. Öyle karakter farklılığı var ki insanlarda bakın. Mavi dedik ki tertipli, düzenli, temiz, dikkatli, her şeyi yani düzgündür onlar. Mesela çantalarını açın, nerede ne var tık 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 bulurlar ama mavi karakterli bir bayan böyleyken sarı karakterli bir bayan çantasında aradığını bulamaz. Çantayı ters çevirir, her şey ortaya dökülür. Çünkü bilmez neyi nereye koyduğunu. Ama çok enteresan bir şey. Nasıl kırmızı yeşil birbirini çekiyor, mavi ile sarı da birbirini çeker. Flörtte de böyledir, evlilikte de böyledir. Niye? Çünkü mavi çok tertipli, çok düzenli, çok sakin, çok sessiz, çok dikkatli, çok temiz. Sarı cıvıl cıvıl bir şey. Sarı dikkatini çeker. Niye? Kendinde olmayan karakter olduğu için onu yani eş olarak seçmek ister veya flört olarak. Fakat sonunda pişman olur ama iş işten geçmiş olur yani. Onun o andaki cıvıltısı, o andaki neşesi çok hoşuna gidiyordur. Kendinde öyle bir şey olmadığı için sürekli beni eğlendirsin böyle, hoş tutsun, güldürsün diye onunla eş olur. Ama olduktan sonra pişman olabilir, onu da söyleyeyim ben. Ki çoğunlukla pişman olur. Tahmin ediyorum mavi ve sarı karakterli olanlar ne söylediğimi daha net anlayabildiler. Bir daha tekrarlıyorum. Evliliklerde ve flörtlerde, arkadaşlıklarda genellikle kırmızılar yeşilleri, yeşiller kırmızıları, maviler sarıları, sarılar mavileri tercih eder. Yani zıt karakter. Her zaman bakın çevrenize, işlere dikkat edin lütfen. Flörtlere dikkat edin. Biri pasiftir, biri aktiftir. Biri kırmızıdır, biri yeşildir. Biri mavidir, biri sarıdır. Yani iki mavi birbirini bulmaz. İki kırmızı da birbirini bulmaz. Çünkü o zaman her taraf dağılır.
biter yani, yaparız abi, ederiz dedi mi ikisi de aynı kafadan, bu iş gitmez. Dolayısıyla bir kırmızı tutacak bir yeşili, bir mavi bir sarıyı bulacak ki bir uyum olacak yani arada. Bir denge olacak. Şimdi iki mavi birbirini bulsa ikisi de tertipli. Şimdi burada sarılar çok mutlu maviyle arkadaş olduğunda, eş olduğunda, sevgili olduğunda. Niye? Kendine derleyip toplayacak biri var. Mavi çok tertipli, çok düzgün. Onun o dağınık halini o toplar. Yani evde de böyle şimdi. Karı koca düşünün lütfen. Erkek eğer mavi karakterli, bayan sarıysa erkek evi toparlar. Çevirir yani basbayağı. Her şeyi düzeltir. Her şeyi düzenli ister. Elbise dolabını açtığında, iç çamaşırların olduğu diyelim dolabı açtığında veya evin herhangi bir köşesinde her şey düzgün ve simetrik olacak. Tersi de olabilir yani, erkek diyelim sarı, bayan mavi dedik, bu sefer de bayan mavi, erkek sarı diyelim, kadın erkeği derler toparlar. Yani sarı bu işte karlı. Niye? Kendini derleyip topacak bir mavi buluyor erkek veya bayan olarak. Dolayısıyla burada aslında kaybeden maviler. Bağışlayayım yani, sarılar değil. Sarılar çok neşeli, çok enerjik insanlar ama yani bir noktaya kadar. Ondan sonraki hayat kolay değil. Yani siz sürekli gülecek, oynayacak haliniz yok. Hayatta acılar da vardır. İşte içinde bulunduğumuz, şu süreçte yaşadığımız deprem gibi. Yani hayat toz pembe gitmiyor. Veya hayat her zaman bizim istediğimiz gibi bir açılımı ortaya koymuyor. Doğal olarak işte bu noktada kırmızı, yeşil, sarı, mavi arasında müthiş bir uyum vardır ama ters orantılı. Yani hep birbirinin zıttını bulurlar. Bir gün Tutku da sordu bana. Hocam dedi ya niye dedi acaba, hatırladın evet mı? Yani böyle farklı karakterler evlilikte birbirini buluyor veya flörtte. Dedim ki yani zıt karakter olacak ki mıknatıs gibi zıt kutbu çekecek. Yani aynı kutup birbirini çekmiyor. Niye? Bende olan aynısı onda var. Yani o huy bende neyse muhatabımda aynı olduğunda sıkılıyorum. Onun huyu farklı olacak, kişiliği farklı olacak ki beni cezbedecek. Yani bende olmayanı onda bulacağım. İş yerinde de öyle. Çalışan izleyicilerimiz çok iyi bilir. Mesela en yakın arkadaşları diyelim, sarıların mavilerdir. Mavilerin de sarılardır. Niye? Kendinde olmayan özellikler olduğu için ona daha çok yaklaşır. Onunla daha iyi dost olur. Kendini yansıtmadığı için. Çok enteresan bir şeydir bu. Belki hep kendinizi sorguluyorsunuz. Yani niye acaba zıt karakterli insanlar birbirini buluyor diye? Bu nedenle aynı karakter çekmiyor. Yani bendeki olan şeyler eşimde eğer varsa beni cezbetmiyor. Onda olan da bende varsa onu cezbetmiyor. Dolayısıyla tezat olacağız ki, zıt olacağız ki birbirimizi tamamlayabilirim. Allah böyle yaratmış yani, yapı olarak bu noktadayız. Bu da tahmin ediyorum ben doğru olan bir şey. Tutku sen hiç bugün konuşamadın. Evet hocam. Hiç hareket yaptık. Söyle anlat bakalım, ne anlatmak istersin? Peki her insanda bu özelliklerden az da olsa birer parça var mıdır? Şimdi siz konuştukça ben kendimi hayal ettim. Mesela ben sarıyım. Yani ben cüzdanım düzenli olmaz, çantam düzenli olmaz. Dağınığımdır ama her aradığımı bulurum mesela o dağınıklığın içerisinde. Annem de mavi. Ya, her şey tertipli, düzenli. Ya. Arkamda sürekli döner dolaşır böyle. Ama yerine göre mesela hepsi var. Hani siz söyledikçe. Hepimizde var tutuyor. Ama genel olarak sarı daha yoğun mesela bende. İşte kızım dört karakter hepimizde var ama biri baskın. Bazen ikisi baskın olabiliyor. Yani dörtte biri çok baskındır Tutku. Diğerleri daha pasifti. Daha pasif. Karakter olur. Ama bütün insanlarda kızım, erkek olsun bayan olsun bütün karakterler var. Ama diyelim birinde, birinden %70-80 var. Öbüründen %5-10-5-10 var. Ama bazen çok nadir Tutku 30-30 olabiliyor. 20-20 olabiliyor ama bu çok nadir. Yani baskın karakter en az %70-80 kızım. Bir insanda daha fazladır. Yani bu dört renkten biri bir insanda daha fazladır. Anladım. Çevreni bir kontrol et. Söyledim hepsi uyuyormuş abla. Siz konuşurken hepsini düşündüm. Bire ben. Bir uyar yani, hiç ayıramazsın. Hep bir daha söyleyeyim ben. Yani en çok gençlerin merak ettiği. Acaba diyorlar niye biz yanlış seçim yaptık? Niye yanlış eş bulduk? Yani niye hayalimdeki insanı bulamadım? Bulamazsın. Çünkü senden farklı insan arıyorsun. Yani senin yapının dışında bir yapı olacak ki seni cezbedecek. Yani hep aynı kıyafeti giyen, aynı rengi seven, aynı şeyle uğraşan insan birbirini cezbetmez. Farklı olacak ki, kendinde olmayan bir şey olacak ki çekecek. Niye erkek bayanı, bayan erkeği çekiyor? Farklı cinsiyette oldukları için. Yani buradaki o kadar somut ve basit cevap ki, yani aynı cinsiyet olmadığı için doğal olarak
farklı cinsiyette oldukları için birbirini cezbediyorlar, çekiyorlar. Niye aynı cinsiyetteki insanlar birbirini aşırı çekmiyor? Onlar da çekiyor. Yani bağışlayayım, yani toplumda eşcinseller de var. Yani bir şey diyemeyiz onlara da. Tercih, ama genel anlamda vurduğumuzda bakın cinsiyette bile karşı cinsler birbirini çekiyor. Ha, çok nadirse olsa aynı cinsi çekenler de vardır yani. Ona bir şey diyecek bizim halimiz yok dostlarım, ama gerçekten çok ilginç bir şey bu. Ama işte dediğim gibi sarılar mavileri bulduklarında cenneti bulurlar. Çünkü kendilerini derleyip toparlayacak, düzenleyecek bir insanla baş başa oldular. Şimdi sarıların bir sıkıntısı daha var. Mesela diyelim AVM'ler var şu anda yaşadığımız her şehirde var yani. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim doğudan batıya kadar bir sürü AVM var. AVM'de çok ciddi bir problem var özellikle sarılar için. Nedir bu? Şudur. Şimdi sarı arabayı park edeceği yerde diyelim iki katlı bir otoparkı var veya üç katlı AVM'nin. Girer tık diye arabayı bırakır geri döner ama bakmaz. Yani ben arabayı nereye bıraktım? Kaçıncı kata bıraktım? Şimdi bir mavi karakteri anlatayım ben. Bir yere arabayı bıraktığınızda eşiniz de olsa yanınızda, çocuğunuz da olsa, kendiniz de mavi karakterseniz ilk indiğinizde baktığınız şey bura kaçıncı kat? Diyelim A1, A2, A3 veya 1-2, 3. kat. Peki hangi bölüm, hangi renk sütunlar diyelim mavi, kaçıncı sütun yazar orada, atıyorum A24, B8. Şimdi onu kafaya yazar, hiç sıkıntı yaşamaz. Gider Ahmet alışverişini yapar, gelir eliyle koymuş gibi arabayı bulur. Şimdi bir sarı karakter, Allah yardımcısı olsun, eğer yanında bir mavi yoksa, o hızla gelir arabayı bırakır oraya, girer AVM'nin içine. Tutku alışverişini yapacaksa yapar, dolaşacaksa dolaşır. 1-2 saat sonra gelir, 3 katlı AVM'nin otoparkında arabayı almaya başlar, tamam mı? Arabayı nereye koymuştum? Hiç aklına gelmez. Hiç sütuna bakmaz. Hiç bulunduğu kata bakmaz. Bir tek boş bulduğu yere arabayı koymuştur. Alışveriştedir kafası, gelir o işi yapar. Döner ama arabanın bir türlü nerede olduğunu fark edemez. Hocam gülüyorum çünkü başıma gelen bir şey yani bu sizin anlattığınız süren olarak. Sarayım yani herhalde. Hiç dikkat etmemiştim. Net koydun mu şimdi? Mesela restoranta giderim, masa numarasına bakmam. Kasaya sarı. Giderim ya işte şuradaki masa. Örnek veriyorum. Ama öbürü yani. Önce bakar ona. Evet. İlk baktığı odur yani. Sütunda ya masa numarasına... Ya yanındakine güvenirim. O işte bakmıştır nasıl. Bir maviyle gideceksin Tutku. Senin eşin de mavi olması lazım. Sen sarıyla olamazsın. O konuda unutma. Biraz rahatlık var yani. Yani onu bir... Tamam. İşte burada bir maviyi gerçekten etkileyen şey sarıdaki o güler yüz, o neşe, o coşku, o çekicilik onu mest eder. Yani dolayısıyla mecbur sarıya tutulur. Sarı da maviyi bilinçli olarak tutar veya onunla iş olur. Niye? Kendini böyle biraz derleyip toparlasın. Ortalığı hizaya getirsin. Evse eğer evi toparlasın. Bense beni toparlasın. Hatta giyimine kadar müdahale ettirir sarı maviye eş olarak. Niye? Bilir ki onun zevki, onun gerçekten tercih ettiği şeyler kendisi için güzel şeylerdir. Yani aleyhinde değildir. Dolayısıyla ona o fırsatı vermeye çalışır. O da almaya çalışır. Bahsettiğim gibi veren memnundur, alan memnundur. Bir problem o noktada çıkmaz. Şimdi bir kırmızı, bir yeşil diyelim eş olduğunda kırmızı eşinden şunu ister. Tabii karıcığım veya tabii kocacığım, sen nasıl istiyorsan o olsun diyecek bir eş. Dolayısıyla kırmızı kırmızıyla eş olmaz. Bir yeşille eş olur. Eş olduğunda da sebep şudur. Özellikle bayanlar için çok avantajlı bu. Eğer kırmızı karakterli ise yeşil karakterli bir erkek, yani bir bay bulurlar, eş bulurlar. Niye? Son söz peki karıcığım, sen nasıl istersen öyle olsun. En çok sevdikleri model budur. Yani kadınlar kırmızı erkeği istemez. Kendi kırmızı karakterli ise mutlaka eşi yeşil olacak ki en son sözü kendine bırakacak. Bilmiyorum, bir şeyler hatırlıyor musun özellikle erkekler? Peki karıcığım, sen nasıl istersen öyle olsun. Sıkıysa söylemesin yani, bu kadar açık bu iş. Dolayısıyla zıt karakterler insanları gerçek anlamda çok etkilerler ve çok çekerler. Ama dediğim gibi ben mavi sarıyla evlendiğinde, bu çok önemli çünkü, veya arkadaş olduğunda veya flört olduğunda pişman olur ama iş işten geçtikten sonra olur. Yani onun çekiciliği, cazibesi, neşeli bir noktaya kadardır. Ondan sonra sıkıntı yaşamaya başlar veya başlarlar. Ama ondan sonra tabii hiçbir şeyi yoktur, esprisi bu olayın yoktur. Tutku, istersen kızım bugün
Bu noktada bırakalım. Bakalım. Evet, haftaya tadında devam edelim. Zaman çok farklı bir program oldu. Su gibi geçti ama güzel bir program oldu hocam. Emeğinize sağlık. İstanbul'a. İzleyen herkese teşekkür ederiz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostlarım, inşallah haftaya yeniden perspektifte birlikte olacağız. Aslında gülümsüyoruz, gerçekten gülüyoruz ama içimiz gerçek anlamda kana alıyor. Yani yaşanan deprem, ortaya çıkan tablo, bunun insanlar üzerindeki etkileri, bunun ekonomi üzerindeki etkileri çok derin. Ve belki yıllarca sürecek travmalar yaşanacak, dramlar yaşanacak. Fakat her şeye rağmen hayat devam ediyor. Yani her şeye rağmen birbirimizi pozitif olarak motive etmeliyiz. Gerçekten hayata dört elle sarılmalıyız. Oradaki insanların yaralarına derman olmak için üzerimize düşen şeyleri hakkıyla yerine getirebilmeliyiz. Ve her şeyden önce yine de sosyal sorumluluk sahibi olmalıyız. Yani sahip olduklarımızın dışında sorumluluklarımızla hareket etmek zorundayız. Bu ülkemiz için de böyledir. Bu oradaki insanlar için de aynen böyledir. Bu bizim yanımızdaki insanlar için de böyledir. Umarım bu ve benzeri bu tür sıkıntılarla bir daha baş başa kalmayız, hemhal olmayız. Ama tabii takdir diyoruz ama bu takdir noktasında ben insanların da çok büyük ihmali olduğunu bu hususta biliyorum ve düşünüyorum. Özellikle mesela son günlerde medyada gördüğümüz bir olay var. Müteahhit falan yıkılan binanın tutuklandı. Yani önce bu insanı buluyorlar, sonra tutukluyorlar. Tabii doğru olan bir şey ama bence bu müteahhit kadar en az bu inşaatın yapılmasına izin veren yetkililer, imza yetkisi olanlar kimlerse onların da yargı önüne çıkartılması gerekir diye düşünüyorum. Belki ben yanılıyorum. Ben hukukçu değilim. Ben bu konuda hiçbir karar verecek mecliste değilim. Ben hakim değilim, savcı değilim ama bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gerçekten en az sizin kadar benim de içim yanıyor. En az sizin kadar ben de etkileniyorum. Gülsek de içimiz kan ağlıyor. Yani bunun hepimiz birbirimizin farkındayız. Bizim bütün amacımız sizi birazcık da olsun bu atmosferin, bu kasvetli atmosferin dışına çıkartıp rahatlatmak. Umarım bu konuda başarılı oluyoruz ama lütfen bu konuda sorumlu olanlar adalet önüne çıkartılsın. Bir de bu imar yasası gibi bir hatayı umarım bir daha tarihimizde görmeyiz. Çünkü çok ağır bedel ve bedeller ödüyoruz. Bunu kelimelerle ifade edebilmek mümkün değil. Çünkü ölen tek bir canı bile hiçbir maddi boyutlu değerle değerlendiremeyiz. Yani bu işte vebal altında oluruz. Çok güzel başlayan bir aslında söyleşi maalesef gerçekleri ortaya koyunca biraz farklılaşarak program olarak sona erecek. İnşallah haftaya yeniden görüşmek ümidiyle, karşılıksız çıkarsınız, ölçüsüz sevgiyle ben sizi çok ama çok seviyorum. Allah'a ısmarladık.